Devam edeceğiz efendim. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la ilgili usulsüz kredi çektiğine dair önemli bir iddia var. O iddia da habere dönüştürülmüş durumda. Hemen detaylarına bakalım. Devam edelim. Ken çıktığımızda böyle bir saldırı geldi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın Mayıs 2013'te çektiği kredi tartışmalara neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 milyon liralık krediyle ilgili söz konusu bankadan istediği bilgi net olarak alınamadı. Evet, kredi alındığı, nasıl olduğu falan zaten ortada. Ancak ne ödeme planı, bu kredinin faiziyle ilgili herhangi bir bilgi kesinlikle yok. Sadece bir cümle var, o cümlede şu, cari hesap kredisi olduğu için verildiği söyleniyor. Bir morguç kredisinden bahsediliyor. Eğer bu morguç kredisi ise verilen bilgi de diyor ki cari hesap şeklinde işlendiğinden ödeme planı bulunmamaktadır diyor. Morguç kredilerindeki morguç kanunu ve tüketici kanununa göre bir ödeme planlarının var olması gerekir. İkincisi ise bu ödeme planları ile ilgili olan faiz miktarlarının belli olması lazım. Burada bir çelişki, açık bir çelişki söz konusu. 18 bin lira maaş alıyorsun. 18 bin lira maaş alan bir kişi 4 milyon kredi nasıl alır bir bankadan? Çünkü 110 bin lira 3 yıllık alınıyor bir kredi. 110 bin lira geri ödemesi var. 18 bin lira maaş alan bir kişi normalde 400 bin lira gibi bir geliri olması gerekiyor ki bu 4 milyon lira krediyi alabilsin. Savcılığın talebine rağmen Dündar'ın kredisiyle ilgili net bilgiler elde edilememesi, CHP'nin de ortakları arasında olduğu banka Can Dündar'a bir ayrıcalık yaptı mı sorularını gündeme getirdi. 90'lı yıllarda batan bankalar gerek kendi şirketlerine gerekse bir takım kendilerinin belirlemiş olduğu kişilere düşük faizli krediler vererek bankayı zarara uğratmışlardır. BDDK'da bu düşük faizli krediler vermesi ve bazılarına düşük faizli krediler nedeniyle el koymuştur. Dolayısıyla biz burada da anladığımız şudur ki eğer böyle bir durum söz konusuysa bir Can Dündar'a bir imtiyaz sağlanmış ve düşük faizli bir kredi verilmişse dolayısıyla banka zarara uğratıldığını söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili olan da yetkili kişiler devreye girmelidir diye düşünüyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Dündar'ın kredi çektiği zaman dilimiyle Gezi olayları arasında doğrudan bir bağ olduğuna vurgu yaptı. Gezi olaylarından 2 hafta önce bu kredi veriliyor ve 2 hafta sonra o Gezi kalkışması başlıyor ve Can Dündar'ın o Gezi olayları sırasındaki almış olduğu aktif rolü, o provokatif söylemlerini lütfen hatırlayalım. Yani Tomalar çocukları eziyor, benim oğlum da orada diyor.